sevgili Okan Buruk'a bugüne kadar her maçtan sonra yapmış olduğu doğruları, oynatmış olduğu futbolu, oyunu nasıl 3. bölgede oynatması gerektiğini, nasıl savunma yapılması gerektiğini bize gerçekten öğreten bir teknik adam olduğunu söylemiştir. Fakat sevgili Okan Buruk, bak karşında bir tane demans hastalığına yakalanmaya yakın bir teknik adam var. Fenerbahçe teknik direktörü. Onda unutkanlık hastalığı var. Sende de başka bir hastalık başladı, ben sana söyleyeyim. Bak yorumunu okuyorum. Çok tehlikeli bir yorum. Diyorsun ki oyuncuların performans değişimini beklediğim için hemen hamle yapmadım. Dura bakma, sınıfta kaldın. Sen bu akşam sınıfta kaldın. Neden kaldın? Neden kaldın? Ya bu oyun bağırıyor. Hatta siz bana sordunuz. Devre arasında Galatasaray'ın bir değişikliğe ihtiyacı var mı dediniz. Şu anda yok dedim ama çok önemliydi. Ya kardeşim 45 hakem düdüğü çalmış. Beşiktaş takımı baskıyla başlamış. Bütün dönem topu hakimiyorlar. 52'ye kadar 3 tane pozisyona girmiş. Ya bunu 11 yaşında çocuk gördü. Sevgili Okan Buruk göremedi. Oyuncuların işte performanslarını yükseltti. Ya bırak geç bunları, maç gitti Okan Buruk. Okan Buruk maçı sen verdin. Bak maçı sen verdin, maçı Şenol Güneş kazandı. Şenol Güneş devre arasında yapmış olduğu konuşmadan dolayı oyuncularına bir güven verdi. Dönen topları kazandı. İyi savunma yaptı. İyi kapattı ve kontra yaptı. Peki hoca da diyor ki ama Rus yerine, ya kardeşim ilk 45 dakika boyunca Adekupe denen bir oyuncum var. Paramparça ettiler. Hele devrede başladı. 7 dakikada 3 kere pozisyon yaptılar. Ya kardeşim aklın yolu bir ya. Bir tane Torreira gibi bir oyuncum var. Dünya lideri bir oyuncusu. Ya bu çocuğu perişan ettin ya. Kelep ettin. Bu çocuk belki önümüzdeki hafta yürüyemeyecek.